Süre Türkmen Meclisi ve Suriye Türkmenleri Fırat'ın doğusundaki planlanan operasyonun içinde önünde ön saflarda almak istiyor. Suriye Türkmen Meclisi'nin Suriye'nin içindeki Türkmenler, asker Türkmenler gruplar bu operasyonun içinde olacaklar. Hazırlar. Her türlü fedakarlığa hazırlar. Bu operasyon başladığında bir koridor, terör koridorunun sonu gelmeye başlayacak. Bu operasyon Membiç'le başlayacak. Allah'ın izniyle gelen günlerde Fırat'ın doğusuna da geçecek. O Fırat'ın doğusundaki teröristlerin yuvaları yok edilecek. Halk bu operasyonun başlamasını istiyorlar. Herkes Cumhurbaşkanımızın bir gece ansızın gelebiliriz cümlesinin gerçekleşmesini istiyorlar. Çünkü bu cümle bu insanlara umut vermişti. İnsanlar artık PKK'nın zulmü altında yaşamak istemiyorlar. Özgürleşmeyi bekliyorlar. Tıpkı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı bölgelerindeki gibi bir örnek ve bir yaşam istiyorlar. Amerikanlar anladılar ki genel yanlış bir ortak seçmişler bölgede. Bunlar ne toprağın sahibi ne de bölgenin insanları. Bunlar garipler. Davaları yoktur. Savaşacak nedenleri yoktur. Onun için kaçmaya hazırlar. Bu bölgede bir terör koridoru planlanıyordu. Bunun başında PKK gelirken buna destek eden birçok taraf vardı. Bunların başında da Amerika vardı. Bunlar bir terör koridoru oluşturduktan sonra Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit edebileceklerdi. Ama aynı zamanda da bizim Suriye'mizi, vatanımızı böleceklerdi. Bunlar orada kaldıkça biz de oradan tehcir edilen insanlar evlerine dönemeyecek. Onun için bu operasyon olursa bu bölge teröristlerden temizlenecek. Aynı zamanda da Türkiye tehdidi bitecek. İnsanlar da evlerine dönecekler. Bu operasyon bir an önce başlamalı. Dünyada ve tarihte en temiz askeri operasyon olmuştu. Bu işlere hazırlanmış insanlar bu kötü şeyleri yaptı. Bunlar da gene de PKK'ya, PYD'ye ve Esed'e tabi olan kişilerdir. Bunları Özgür Suriye Ordusu'na yüklediler. Ama bu bir gerçek değil. Oradaki yapılan operasyon tarihe altın harflerle girmiştir. Türkiye'nin silahlı kuvvetleriyle beraber Membiç'i ve Fırat'ın doğusunda özgürleştirecekler.